Herkese merhaba. 15 soruda Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi ikinci soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Buyurun başlayalım. Birinci sorudayız. Amasya Genelgesi Türk Milli Mücadelesi'nin ihtilal bildirgesidir yargısını yukarıdaki maddelerden hangileri kanıtlar niteliktedir diye sordum. Gelin öncüleri birlikte analiz edelim isterseniz. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesi. Hatırlayınız Türk Milli Mücadelesi neydi? Gerekçesiydi. Birinci öncül ne Şıkları eledim. Peki ikinci öncüle geldim. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu madde yine bize neyi hatırlatmalı? Türk milli mücadelesinin gerekçesi olduğunu hatırlatmalı. İkinci öncülün olduğu şıkları da yine eledim. Peki üçüncü öncüle geldim. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır maddesi. Amasya genelgesi Türk milli mücadelesinin ihtilal bildirgesidir yargısının kanıtıdır kıymetli arkadaşlar. O halde birinci sorunun cevabı ne olmalı? Yalnız üç yani Adana olmalı. İkinci soruya geldik. Osmanlı hükümeti tarafından Mustafa Kemal son olarak yukarıdaki görevlerden hangisine getirilmiştir? Hatırlayalım Mustafa Kemal çeşitli görevlerde bulunmuş idi. İşte Sofya Ateşe Militerliği görevine gelmiş idi. 16. Kolordu Komutanlığı yaptı. 19. Tümen Komutanlığı yaptı. 7. Ordu Komutanlığı yaptı. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yaptı. İstanbul Hükümeti tarafından Mustafa Kemal son olarak Hatırlayınız lütfen. 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirildi. 9. Ordu Müfettişi'ne atandı. İkinci sorunun cevabı o halde ne olmalı? Edirne olmalı. 3'e geldim. Amasya genelgesinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle milli mücadele tabana yayılmaya çalışılmıştır? Burada tabana yayılma soruluyor ise size aklınıza hemen seçimle ilgili madde gelsin. B şıkkına yoğunlaşmanızı rica ediyorum her sancaktan en az üç delege seçilip süratle Sivas'a gönderilecektir hükmü milli mücadelenin tabana yayılmaya çalışıldığının en büyük ispatıdır. Diğer şıklar hiç okumaya dahi gerek yok. O halde üçüncü sorunun cevabı ne olmalı sevgili gençler? Bursa olmalı. Dördüncü soruya geldim. Milli mücadelede başarılı olmanın yollarından birisi de teşkilatlanma yolunda şuraya dikkat edin. Ülke çapında birliktelik sağlamaktır düşüncesi aşağıdakilerden hangisi de gerçekleşmişti. Şıklara bakınız ve hemen aklınıza şunu getirmeye çalışınız lütfen. Kurulmuş olan yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında hangi kongrede birleştirildi? Sivas Kongresi. Böylece milli mücadelede birliktelik sağlanmış oldu mu sevgili gençler arkadaşlar? Evet. O halde dördüncü sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Beşe geldik. Amacı toplanış şekli bakımından bölgeseldir aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. Tabii ki hemen aklınıza geldi eminim basit bir soru olmuş. Yukarıda hakkında bilgiler verilen kongremiz hangisi olacak? Erzurum kongresi olacak. Beşinci sorunun cevabı o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. Edirne ve Lüleburgaz kongreleri deyince aklımıza Trakya Paşaeli Cemiyeti gelsin. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri deyince de aklımıza Redil Hak Cemiyeti gelsin. Sivas kongresi ise yine ülkenin tamamını ilgilendiren kararlar alan milli bir kongre idi. Beş ne olmalı? Ceyhan olmalı. 6'ya geldik. Sivas Kongresi'nde uzun tartışmalar sonucunda aşağıdaki düşüncelerden hangisi reddedilmiştir diye sordum. Şıklara lütfen bakınız. Ben de kısa bir bilgi vereyim size. 38 delegenin katılımıyla toplanan Sivas Kongresi'nde 25 delege verdikleri önergeyle Amerikan mandasını teklif ettiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bunları ikna etmesi yaklaşık bir hafta sürdü ve yapılan oylama neticesinde manda ve himaye tamamen reddedildi bir daha gündeme gelmeyecek şekilde reddedildi. Reddedilmiş oldu. 6 o halde ne olmalı? Edirne olmalı. 7. soruya geldik. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması özellikle aşağıdaki devletlerden hangisinin işgaline bir tepki niteliğindedir? Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düşünürken o bölgeyi kimin işgal ettiğini lütfen aklınıza getirin. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri özellikle Yunan işgaline reflektif bir tepkidir. Batı Anadolu'daki Kuvayi Milli Hareketi bu kongrelerin toplanmasıyla ne yapıldı? Organize edilmiş oldu. 7 ne olmalı? Ceyhan olmalı o halde. 8. soruya geldik. Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde işgallerin büyük ve heyecanlı mitinglerle protesto edilmesini ve bu gösteriler sırasında düzenin korunmasına dikkat edilerek Hristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem verilmesini istemiştir. Mustafa Kemal'in bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Siz şıklara bakarken ben de kısa bir bilgi vereyim. Mondros mütarekesinin 7. maddesi aklımıza gelsin. Ne diyordu 7. maddede? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici herhangi bir durum karşısında istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilecektir. Yeter ki bahane arasınlar. Her an her saniye istedikleri yeri ele geçirebilmekte. Özgür bu adamlar. Atatürk böyle bir şeyin olmasını istemiyor. Dolayısıyla büyük ve gösterişli mitinglerle işgaller protesto edilmeli. Bu gösteriler sırasında düzenin korunmasına dikkat edilmeli. Azınlıklara saldırıda bulunulup kötü davranılmamalı gibisinden bir talepte bulunuyorsa İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerini uygulamalarını engellemeye çalıştığını da söyleyebiliriz. O halde 8 ne olmalı? Denizli olmalı. 9. soruya geldik. Anadolu işgaline karşı Türk halkı İşiti şekillerde tepkisini göstermeye başlamıştır. Doğru mu? Doğru. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkile bir örnek olamaz? Protesto mitingleri düzenlemek bu tepkilere güzel bir örnek olur mu? Olur. Tabii ki. Peki, bu ay milli hareketini başlatarak e, bağımsızlık yönünde hareket etmek yine bu tip tepkilere güzel bir örnek midir? Evet. Peki, direniş cemiyetlerini kurmak genelgeler hazırlayıp kongreler düzenlemek yine bir çeşit tepki midir? Tabii ki. Peki işgalci güçlerle anlaşma yoluna gitmek tabiri caizse Türk milletinin kitabında yazmayan bir şeydi sevgili gençler. Ee, güçlerle anlaşma yoluna gitmek bu tip bir tepkiye örnek olamaz. 9 o halde ne olmalı? Edirne olmalı. 10. soruya geldik. Kurtuluş Savaşı yıllarında kongre ve genelgelerde alınan yukarıdaki kararlardan hangisi? Bölgesel kurtuluşu düşünenlere bir tepki niteliğindedir. Lütfen seçeneklere bir bakınız. Ben de küçük bir cümle sarf edeyim sizler için. Söz konusu vatansa gerisi teferatır maddesi aklımıza gelsin. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir denilerek bölgesel kurtuluşu düşünenlere reflektif bir tepki gösterilmiştir. O ne olmalı? Ceyhan olmalı. Diğer şıklara da bakalım. Manda ve himaye kabul edilemez denilerek bağımsızlık ön plana çıkarıldı. Milli iradeyi egemen kılmak yine alakası olmayan bir husus. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır maddesi deyince aklımıza temsil heyeti gelsin. Meclis mevzusan derhal toplam, toplamalı da yine özellikle bizim sorumuzla alakalı olmayan bir husus tekrar ediyorum. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır yani vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir denilerek bölgesel kurtuluşu çare olarak düşünenlere doğal olarak bir tepki gösterildi. 10. Ceyhan 11'e geldik. Yukarıdaki kongrelerin hangilerinde alınan kararlar bölgesel nitelikte değildir diye sordum. Şuraya dikkat edin değildir. Erzurum Kongresi aklımıza gelsin. Erzurum Kongresi toplanış şekli bakımından bölgesel miydi? Evet. Aldığı kararlar bakımından milli miydi? Evet. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerin toplanmasında İzmir Redil Hak Cemiyeti aklınıza gelsin. Yerel kongrelerde biliyorsunuz. Erzurum kongresi de yereldi ama aldığı kararlar ulusal kimlikte, nitelikte kararlarydı. E, kararlar idi. Sivas kongresi bölgesel bir kongre mi? Değil, milli bir kongre. E, aldığı kararlar milli mi? Milli. O halde cevabımız ne olmalı? 2 ve 4 olmalı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar bölgesel nitelikte değildir. 11 ne olacak? Edirne olacaktır. 12'ye geldik. Kurtuluş Savaşı'na hazırlık döneminde kurulmuş olan yararlı cemiyetler bir takım kongreler düzenlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerin düzenlemiş olduğu kongrelerden birisi değildir. Sevgili genç şıklara bakınız. Sivas Kongresi yararlı cemiyetlerin düzenlemiş olduğu kongrelerden birisi değildir. 12. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. Erzurum Kongresi'nin düzenlemesine etkisi olan cemiyetler hangileriydi? Trabzon Muhafaza Hukuk Milliye Cemiyeti ile. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ydi. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin düzenlenmesinin etkisi olan cemiyet hangisiydi? Redil Hak Cemiyeti'ydi. Edirne ve Lüleburgaz Kongresi'nin toplanmasını sağlayan cemiyet ise Trakya Paşehirli Cemiyeti'dir. O halde 12. cevabını bir kere daha tekrar edelim. 12 ne olmalı? A olmalı. 13. soruya geldik. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında gerçekleştirilen işgallere aşağıdakilerden hangisinde ilk kez tepki gösterilmiştir? Şöyle bakın ışıklara. Ben de hükmü sizlere söyleyeyim. Aklınızda en azından varsa bir soru işareti ortadan kalksın ve cevaba yönelin. Büyük ve gösterişli mitinglerle işgaller protesto edilmeli. Bu gösteriler sırasında düzenin korunmasına dikkat edilmeli. Azınlıklara saldırıda bulunulup kötü davranılmamalıdır hükmü. Havza genelgesinde yer aldı. İlk tepki de burada gösterildi. O halde, o halde 13. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 14. soruya. Amasya genelgesi sonrasında askerlik görevini istifa eden Mustafa Kemal tebebime açılıncaya kadar aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmıştır? Amasya genelgesi sonra satılayalım lütfen. Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından görevden alındı. Fakat o bu emri dinlemeyerek padişah buyruğuyla atandığını söyleyip zaman kazanmaya çalıştı. Baskılara daha fazla dayanamayan Mustafa Kemal daha sonra çok sevdiği askerlik görevinden istifa etti. Ve Erzurum Kongresi'ne sivil bir vasıfla katıldı. Erzurum Kongresi'nde 9 kişilik bir temsil heyeti kuruldu ve başkanına Mustafa Kemal getirildi. Ve Sivas Kongresi'nde bu heyeti temsili Doğu illerini temsil etmekle görevlendirildi. Yani Mustafa Kemal tebemi açılıncaya kadar ne yapmış sevgili gençler? Temsil kurulu başkan unvanını kullanmıştır. Teceddüt fırkasını belki ilk defa duyuyorsunuz. İttihat terakki İleri gelenleri Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru ülke terk edince İttihat Terakki'de adını değiştirdi ve neye dönüştü? Ecedüt fırkasına dönüştü. 14'ü bir kere daha tekrar edelim. 14 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 15. soruya geldik. Erzurum Kongresi'nde milli iradenin yönetime yansıtılması amacıyla aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır? Şuraya dikkat ediniz lütfen. Milli iradenin yönetime yansıtılması amacıyla. Meclis-i Mebusan derhal toplanmalı hükümet uygulamaları denetlemelidir maddesi milli iradenin yönetime yansıtılmasına yönelik bir ne diyelim karardır, hükümdür. 15 ne olmalı? Adana olmalı ama diğer şıklara da bakalım. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez denilerek azınlıklara tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla verilen fazlasıyla verilen ayrıcalıklara tepki gösterildi. Manda ve himaye kabul edilemez denilerek tam bağımsızlık amaçlandı bir saldırı halinde halk hep birlikte savaşacaktır denilerek milli bağımsızlığın önemi üzerinde durulmuş oldu. ay milliyi etkin kılmak esas da yine ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacıyla ortaya atılmış bir düşüncedir. 15 ne olmalı? Bir kere daha tekrar ederim. Adana olmalı. Böylece bir soru çözüm videosunun bir kere daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda tekrar buluşmak dileğiyle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.